Kıymetli arkadaşlar, ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hukuk eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere kendisinin, çocuğunun veya yakınlarının avukat olmasını isteyenler için avukatların ne kadar para kazandıklarını, maaşlarının ne kadar olduğunu ve avukatlık mesleğinin zor olup olmadığını detaylı bir şekilde anlatacağız. Hukuk fakültesi bitirdikten sonra avukatlık mesleğine başlamadan önce 1 yıllık staj dönemi bulunmaktadır. Avukat olmadan önceki bu 1 yıllık staj döneminde alacağınız ortalama stajyer avukat maaşları 1500 TL ile asgari ücret arasında değişmektedir. Bu 1 yıllık staj dönemi yüksek kazançlar sağlayacağınız bir dönem değil, kendinizi hukuk ve avukatlık mesleğini öğrenmek ve geliştirmek amacıyla değerlendirmeniz gereken bir yıldır. Akabinde mesleğe yeni başlayan bir avukat kamu kurumlarında, kurumsal firmalarda veya özel avukatlık ofislerinde çalışabilirler. Mesleğe yeni başlayan bir avukat eğer kamu kurumlarında kadrolu bir vaziyette çalışıyorsa genel olarak ortalama kazancı 5000 TL ve üstüdür. Eğer devlet kurumlarında kadrolu çalışmıyorsanız yeni başlayan bir avukatın kurumsal firmalarda veya özel avukatlık bürolarında çalışması karşılığı kazancı asgari ortalama 3500 TL civarlarından başlar ve çalıştığınız kurumun ofisin şartlarına ve bütçesine göre üst sınırı bulunmaz. Siz meslekte kendinizi geliştirdikçe elbettedir ki maaşlarınız artmaya ve sizin istediğiniz noktaya doğru yükselmeye başlar. Kendi bürosu olan avukatların kazançları hakkında ise net bir şey söylemek mümkün değildir. Stajını yeni bitiren ve mesleğe başlayan bir avukat kendi ofisini açtığında hiçbir iş bulamayabilir. Belirli bir süre hiçbir kazanç dahi elde edemeyebilir. Bunda aşırı bir vaziyette artan hukuk fakültelerinin de etkisi bulunmaktadır. Kendi ofisi bulunan bir avukatın mesleğin ileriki dönemlerinde kazancının üst sınırı yoktur ama alt sınırı da yoktur. Serbest bir avukatın maaş durumu kişinin kendi kabiliyetine, çabasına, bilgisine, baktığı davaların türüne göre değişir. Serbest piyasa ortamı içerisinde sabit bir gelirden bahsetmek mümkün değildir. Serbest çalışan avukatların dava başına elde ettikleri ortalama gelirleri görebilmek için baroların tavsiye niteliğindeki ücret çizelgeleri bulunmaktadır. İnternete tavsiye niteliğindeki asgari ücret çizelgesi yazarak dava ücretlerini inceleyebilirsiniz. Evet kıymetli takipçilerimiz, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara haklarınıza ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecektir.